Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Birazdan BTC tarafına son durum nedir diye bakacağız. Biliyorsunuz ki bir deprem faciası yaşadık arkadaşlar. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara ise Bol bol sabır diliyorum sevgili dostlarım ve geçelim BTC tarafına. Şimdi 4 saatlik bazda BTC tarafına baktığımızda hareketli ortalamaların halen de altında olan bir BTC tarafına e, görüyoruz arkadaşlar. Bir test yükselişi gelmedi. Burada dikkat edeceğimiz özellikle bölge 4 saatlik MA50 üzerine atması gerekiyor. Yani arkadaşlar kapanışlar 23.300 üzerinde gelirse BTC tarafında bir 24.000 dolar hareketi görebiliriz. Ama altında kaldığı sürece hareketli ortalama altında kaldığı sürece satış baskısı devam edecek Burada kritik bölge bizler için 22.800 arkadaşlar bunu dün gece yayında da söyledim Bu bölge kırılmadığı sürece yukarı yönlü tepkime hareketleri gelecektir arkadaşlar Eğer aşağı yönlü bir kırılım gelirse sevgili dostlar Hatta günlük kapanış eğer 20.800 altında gelirse BTC tarafı günlükte alçalan dip yapacak ve bu da yeni bir düşüş trendini BTC tarafında başlatabilir. 4 saatliğe baktığımızda RSI tarafı ufaktan pozitife dönüyor. Dediğim gibi burada bir bölgenin kırılması gerekiyor arkadaşlar. üzerine atarsa bir kademe daha pozitif görünüm BTC tarafında devam edecektir. Kritik desteğimiz 22800 bakın burası çok önemli arkadaşlar özellikle günlük kırılım gelirse bir süre piyasayı aşağı almaya devam edecekler çizgi arasaya baktığımızda 50'nin altında konselde olmaya devam ediyor İşte burada da kritik kırılım dediğim gibi hareketli ortalama üzerleri arkadaşlar hareketli ortalama üzerine atarsa arasa 50'yi kırar BTC tarafında ufak bir tepki yükselişi görebiliriz makti tarafına baktığımızda makti alesat hala sat sinyalini üretmeye devam ediyor. Onun dışında günlük tarafta baktığımızda işe en yakın desteğimiz hareketli ortalama biliyorsunuz ki RSI tarafında bir uyumsuzluk vardı BTC tarafında ve hedefi MA20 idi sevgili dostlarım şu an bir RSI'deki uyumsuzluğu gidermiş görünüyor ve günlükte aynı zamanda baktığımızda yatay destek bölgemiz de 22800 ve MA20 de 22800'den geçiyor arkadaşlar. Bölge çok kritik bir bölge. Kesinlikle altında kapanış yapmamamız gerekiyor. Eğer altında kapanış yaparsa satış baskısı derinleşir BTC tarafında. Bu da benim için açıkçası bir alım fırsatı doğru. Eğer alan kırılırsa hatta 22450 burada da kritik bölge. Özellikle 4 saatte baktığınızda arkadaşlar iki kritik bölgemiz var. Burada bir 28.800 ve 20 e, 22800 ve 22450 bölgesi. Genellikle bu bölgelerden bir dönüş hareketi veriyor. Eğer son kalemi zaten 22450 arkadaşı altında da kapanış yaparsak geri çekilmeler bir kademe sertleşebilir BTC tarafında. Onun dışında dün gece bir haftalık kapanışımız geldi arkadaşlar. Haftalığa baktığımızda BTC tarafı Dead Cross'u yiyor sevgili dostlarım. Yani önümüzdeki hafta net bir şekilde onaylanıyor. Dead Cross bir hafta geldi. Önümüzdeki haftada onayını alacak. Yani bizler için halen daha kritik arkadaşlar. Özellikle 3 günlük bazda ben bu analizleri yaptığımda Dead Cross geldiği zaman BTC tarafında %50'lik bir düşüş gelmişti. Ve haftalık bazda gelen Dead Cross da bizleri korkutuyor. O yüzden özellikle altcoin'ler tarafında bir kademe stoplu bence hareket etmelisiniz arkadaşlar. Çalışma potansiyeli var sevgili dostlarım. Hani önce ne yapabilirler? Ufak bir düşüş yaparlar. Daha sonra yukarı çevirirler arkadaşlar. Herkes döndü dead cross çalışmayacak diye. Ee, düşünürken ikinci bir düşüşü getirebilirler. BTC tarafında. O yüzden hani şu geçene kadar da arkadaşlar. Bir kademe bence Şubat ayının ikinci haftasına kadar tedirgin trade etmekte fayda var. Özellikle altcoin'ler tarafında. Çünkü dominans tarafına baktığımızda ciddi bir yükseliş var. Eğer BTC tarafı buradan derin bir düzeltmeye giderse altcoin'lerde de derin düzeltmeler görürüz Haftalığa baktığımızda tekrar RSI tarafı ufak bir sat sinyali vermiş arkadaşlar ama onaylı bir sat sinyali değil. Dediğim gibi önümüzdeki hafta bizim için kritik. Eğer önümüzdeki haftada bu bölgelerde bir kapanış gelirse sevgili dostlarım o zaman Mokoko formasyonumuz ne yazık ki aktif olacak Keza çizgi RSI'ye baktığımızda çizgi RSI pozitif 50'nin üzerinde kapanışlar yapmaya başlamış Makti tarafı da uzun zaman sonra momentum'u yakalamaya başlamış arkadaşlar Yani ana trend haftalık bazda hala daha bozulmamış sevgili dostlarım Yönümüz hala daha e, BTC tarafında yukarı görünüyor İşte buralarda dediğim gibi kritik bölge 2800 ve 22450 altında kapanışlar Şubat ayının bir kademe daha kırmızı geçmesini neden olabilir sevgili dostlarım. Şu an bu kadar arkadaşlar destek direnç bölgesini verdim. Bu bölgeleri takip ettim. Aynı zamanda Telegram adresinden de sizlere gerekli bilgilendirmeleri vereceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.